Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, bu sefer sizlere Köln Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. MTA Stüdyosu, Ahmediye Cemaatinin MTA Stüdyosu'ndan. Ve bugün sizlere özel bir konuyu ele almak üzere bir araya geldik. Hazreti İsa Aleyhisselam konusunu. Biliyorsunuz seyirciler, Hazreti İsa konusunda birçok görüş mevcut. Bir kısım hocalar der ki Hazreti İsa Aleyhisselam bedenen gökyüzündedir. Diğer bir kısım hocalar der ki hayır, o normal ölümle vefat etmiştir. Şimdi biz bu işin aslını araştırmak üzere bir araya geldik. Ve bu bulunduğumuz camide, Köln Camisi'nde senelerdir imamlık yapmış olan Doktor Muhammed Celal Şems, şu an kendisi İngiltere'de görev yapmakta. Ve bizi kırmayıp bu konuyu işlemek üzere buraya geldiler, sağ olsunlar. Evet hocam, hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk. Bizi kırmadınız ve programımıza katıldınız. Tamam. Aynı şekilde ben size bildiğiniz gibi Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında sorular yönelteceğim. Ve beni desteklemek adına, sizlere soruları daha fazla yönetebilmek adına Sayın Osman Akbal, kendisi Maynard Sarı'ndan geliyor, benim de bulunduğum şehirden. Ve ikimiz Ahmediye cemaatine 10-11 sene önce katıldık ve bazı gerçekleri araştırdık ve inceliklerini öğrendik. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam konusunda. Ve bizim için nasıl diyeyim, bir kitabı açarsınız her şey net görünür ya, o şekilde. Çünkü bazı gerçekleri öğrendikten sonra bu duygulara sahip olduk. Aynı şekilde istiyoruz ki dışarıdaki insanlar, daha bu olayların detayına inmemiş, araştırmamış olan insanların da istifade edilmesi için bu programı yapıyoruz. Ve benim ilk soruma hemen geçmek istiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bedenen gökte oluş düşüncesi nereden geldi? Sonuçta böyle bir görüş mevcut. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın seyirciler, ilk olarak şunu belirtmek istiyorum. Bugün Muharrem ayın 10. günüdür. Aşura dedikleri. Ve biliyorsunuz Hazreti İmam Hüseyin, Hazreti Resulullah Efendimizin çok sevgili torunu, Muharrem ayının ilk günle son günlerinde yahut ilk günlerinde şehit edilmişti. Ve kendisi ve onun ile birlikte birçok arkadaşı bu ayda şehit edildiler. Şimdi bu bizim Cengiz kardeşimizin sorusu. Efendim, bu Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam bir hayattır, gökyüzünde yaşıyordur maddi vücuduyla. Bu inancın temeli nedir? Bu nereden çıktı? Ben soruyorum, Hazreti Resulullah'ın sevgili torununu hangi Müslüman öldürebilir? Hangi Müslüman bile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi torunlarını candan fazla seviyordu. Secdedeyken bazen onun omuzlarını üzerine çıkarlardı ve Resulullah bir şey demezdi. Bazen kucağına alır namazda ve ondan sonra secdeye varınca onları bir tarafa bırakır ve ondan sonra secdeye kapanırdı. Ve onları kucağına alır ve severdi ve dua ederdi. Ya Rabbi, ben bunları seviyorum, sen de bunları sev. O kadar sevdiği torunlarını, Resulullah'ı seven bir insan öldürebilir mi? Kesinlikle hayır. Ve biz çok üzgünüz ve bir Müslümanın üzgün olmaması mümkün değil. Söz gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Bizim imamımız Hazreti Mirza Masrur Ahmet, vaat edilen Mesih ve Mehdi'nin 5. halifesi, bugünkü imamımız, bize tavsiyede bulunmuştur. Birçok şekilde insanlar üzgünlüklerini belirtiyorlar. Fakat zahirde matem etmenin hiçbir anlamı yoktur. Kesinlikle asıl Hazreti Resulullah ve onun ümmeti üzerine, onun ehli beyti üzerine salavat, selam ve salavat okumamız lazım diye tavsiyede bulunmuştur. Onun için ben özellikle dinleyicilere sesleniyorum. Bu günler olduğu zaman daima Resulullah'a salavat okuyalım ve mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince Hazreti Resulullah ve onun bütün ailesine ve ehli beytine de salavat ve selam gönderelim. Bunun faydası vardır. Her neyse, ben şimdi tekrar asıl konuya dönüyorum. Nasıl öldürebilir bir Müslüman? Kesinlikle öldüremez. Fakat bir gerçek vardır ki maalesef binlerce insan, yani o orduda binlerce insan vardı.
Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhu ve onun arkadaşlarını şehit ettiler. Bu nasıl olabilir? Bir insan bunu incelediği zaman insanın tüyleri ürperir. Mutlaka bunun arkasında bir hata vardır, bir yanlışlık vardır. O yanlışlık nedir? Aslında bazı Müslümanlar, hatta bazı değil birçok Müslüman, sözde Müslüman İslamiyet'e girdiler. Fakat eski inançlarından da tam olarak vazgeçemediler. Ve tam olarak İslam nuru onların kalbine girmedi. Ve dolayısıyla bazı Kur'an'da ve hadiste olmayan bazı inançları ortaya attılar ve yavaş yavaş onların inançları birçok Müslümanlar tarafından benimsendi. İşte sizin bahsettiğiniz Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam berhayattır. Yani maddi vücuduyla gökte yaşamaktadır ve gökyüzünden inecektir bu maddi vücuduyla. 2000 seneden fazla bir zaman geçmiş orada oturuyordur. Ve sizin ve bizim gibi maddi vücuduyla yaşıyordur. Bu inanç Hazreti Resulullah bunu öğretmedi bize. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bir ayet-i kerime yok bunu belirten. Fakat yine de birçok Müslüman hala bugün bu devirde de buna inanan insanlar vardır. Yani kısa olarak şöyle özetleyebilir miyiz hocam? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Hazreti İsa konusu kesinlikle belliydi. Yani o diğer peygamberler gibi normal ölümle vefat etmiştir. Çünkü sonuçta bir insandı. Fakat Hristiyanların da daha sonra İslamiyet'i kabulüyle kendi inançlarını, yani Hristiyanlık inancından bazı kesimleri İslamiyet'in içerisine getirdiler diyebilir miyiz? Doğru mu anladım? Tamamen doğru, haklısınız. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlar maalesef Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun 3 tane üknumu olduğunu söylerler. Baba, oğul ve Ruhel Kudüs ve bunların her birisi bir ilah imiş. Ve bunların üçü hep birlikte bir ilah ve bir Allah oluşuyorlar. Ben anlayamadım bu nasıl bir inançtır. Fakat böyle bir inançları var. Hala yeryüzündeki Hristiyanlar bu inancı taşıyorlar. Ve bunların büyük bir kısmı Müslüman olduktan sonra bu inançtan tabii ki vazgeçtiler. Ama tam olarak İslamiyet inancını da benimseyemediler. Ve arada kaldılar. Ve Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğü de bunlardandır. Bunların kafasından çıkmadı. Ve dolayısıyla efendim Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı gökyüzüne çekmiştir. Ve onu daha sonra ben size açıklayacağım. Bel rafa'ahullahu ileyhi demiştir Allah-u Teala. Onu ref etti. Yani onu bunların söylediklerine göre bedenen onu gökyüzüne kaldırdı. Ve Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam gökte oturuyor ve oradan inecek diye bir inanç İslamiyet'e soktular. Bunun kesinlikle Hazreti Resulullah ve onun eshabı ile kesinlikle bir alakası yok. Mesela meşhur bir hadise vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ömer, tabii ki bütün eshablar çok üzgün idiler. Hazreti Ömer kılıcını çıkardı. Kim Muhammed öldü derse ben onun kellesini uçururum dedi. Ve bütün eshablar ağlıyorlardı o zaman. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geldi ve minbere çıktı ve orada bir konuşma yaptı eshablara. Ve dedi ki, ey cemaat, ey Müslümanlar, her kim Muhammed'i ilah zannediyordu, ölsün ki onun ilahı ölmüştür. Ve her kim Allah'a inanıyor idiyse o bilsin ki Allah'a ölüm yoktur. Allah ebedi olan Allah'tır. Allah yaşıyordur. Ona ölüm gelmez. Fakat eğer aranızdan birisi Muhammed'e tapıyor idiyse ve onun bir ilah olduğuna inanıyor idiyse o bilsin ki artık Hazreti Muhammed ölmüştür. Ve ondan sonra da bir ayet-i kerime okuyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ Muhammed ancak Allah'ın bir Resuludur ve ondan önceki bütün Resuller vefat ettiler. Gelip geçtiler. Yani Hazreti Muhammed de bir Resul olduğuna göre onun da mutlaka vefat edip bu dünyadan geçip gitmesi lazım idi. Nitekim o da kendi vefatıyla bu dünyadan göçtü ve artık
yaşamıyor maddi vücuduyla. İşte Hazreti Ömer diyor ki, Hazreti Ebu Bekir bu ayeti kerime okuyunca benim aklıma geldi ki sanki bu şimdi inmiştir. O ayeti kerime. Halbuki vardı. Fakat benim kafamda yoktu. Ve Hazreti Ebu Bekir onu okuduğu zaman aklıma geldi ve o zaman anladım ki Hazreti Resulullah vefat etmiştir. Şimdi burada antiparantez şunu da belirtmekte fayda var. Hazreti Resulullah vefat edince ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu soruyu Müslümanlardan onlara sorunca, siz Allah'a mı inanıyordunuz yahut Muhammed'e mi inanıyordunuz? Eğer Allah'a inanıyor idiyseniz o zaman mesele yok. Eğer Muhammed'e inanıyor idiyseniz o zaman Hazreti Muhammed vefat etmiştir. Şimdi bunun üzerine hiçbir zat ortaya çıkıp demedi. Ebu Bekir ne diyorsun? Hazreti İsa yaşıyordu maddi vücuduyla ve o mutlaka inecek ve biz onun orada yaşadığına inanıyoruz. Hiç kimse ortaya çıkıp onun yaşadığına işaret etmedi. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki bütün eshablar Hazreti Resulullah'tan önce bütün peygamberlerin vefat ettiğine inanıyorlardı. İşte bu inancın arka planı budur. Hristiyanlar tarafından araya sokulmuştur İslam inançlarına ve maalesef Müslümanların bir kısmı bu yanılgıya düşmüş ve bunu benimsemiştir. Fakat şunu da söyleyeyim. Hemen hemen her yüzyılda ileri gelen bizim büyük ümmet büyüklerimiz, din görevlilerimiz, din bilginlerimiz bu inancın batıl olduğuna ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inancına uygun olmadığına kesin bir şekilde işaret ettiler. Ve onların yazılarında bugün dahi onu biz görüyoruz ama zamanımız olursa daha sonra ben onu belirteceğim. Fakat fazla üzerinde durmadılar. Çünkü gerek görmediler. Çünkü biliyorlardı ki Müslümanlar Allah-u Teala'nın zatına inanıyorlar ve onun için bunlar bu gibi batıl inanca ebediyen sahip olamazlar, bırakıp gidecekler, mutlaka bundan vazgeçecekler diye onun için üzerine fazla üzerinde durmadılar. Fakat bizim zamanımızda diyeceğim, yani geçen yakın geçmişte bu inanç o kadar fazla İslam alemi üzerinde etki yapmaya başladı ki Hindistan'da özellikle 100 binlerce insan, hatta milyonlarca insan Müslüman olan bu inançtan dolayı Hristiyan oldu. Hristiyan papazlar geliyorlardı ve söylüyorlardı. Efendim sen söyle, daha değerli olan kimdir? Yaşayan mı yoksa vefat etmiş mi? Ve Hazreti Muhammed bak vefat etmiştir, onun mezarı vardır Medine'de. Fakat bizim peygamberimiz Hazreti İsa yaşıyordur ve gökyüzündedir ve sen de ona inanıyorsun. O zaman sen söyle, hangisinin değeri daha fazla? Tabii ki Müslümanlar buna bir cevap veremiyorlardı. Ve sırf bu bir tek yanılgıdan dolayı birçok Müslüman İslamiyet'i bıraktılar ve Hristiyan oldular. Onun için Allah-u Teala Hazreti vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazretlerini ortaya çıkardı. Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam. Ve o geldi ve bütün dünya insanlarına ispat etti. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam diğer peygamberler gibi vefat etmiştir. Ve gökyüzünde yaşıyor, maddi vücuduyla yaşıyor diye bir inanç var ya, bunun kesinlikle İslamiyet'le bir alakası yoktur. Ve o vefat etmiştir ve bunu ispat eden Müslüman Ahmediye'nin cemaatinin kurucusu ve vaat edilen Mesih ve Mehdi iddiasında bulunmuş olan zat Hazreti Mirza Gulam Mehmet Kadiyani Aleyhisselam'dır. Teşekkürler. Peki biraz önce ref kelimesinden bahsettiniz. Diğer Müslümanlar da yanılmıyorsam o ayet-i kerimeye dayanaraktan ref yükselmek anlamındadır. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geçtiği bölümde ref kelimesi var. Dolayısıyla Allah onu yanına yükseltti deniliyor. Buna cevabınız nedir? Şimdi ben o asıl ayet-i kerimeyi size okuyayım. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla ilgili olarak önce ve onu izah ettikten sonra sizin sorununuza geçeceğiz. Bakın Allah-u Teala Maide suresinde 117. ve 118. ayetlerde şöyle diyor.
antiparantez şunu da belirteyim. Biz 17 ve 18 dedik. Fakat diğer Kur'an-ı Kerimlerde ve o meallerde 16 ve 17 olarak göreceksiniz. Çünkü onlar besmeleyi ayet olarak herhalde saymıyorlar yahut sayıyorlarsa da ona bir sayı vermiyorlar. Fakat Müslüman Ahmediye cemaatinin tab ettiği Kur'an-ı Kerimlerde besmele birinci ayet sayılmaktadır ve o ayeti kerimedir tabi. Ve eğer o ayet ise ve surenin başında ise o zaman mutlaka ona sayı verilmeli. Ve biz de ona bir sayı veriyoruz ve birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim olarak birinci ayet kabul ediliyor ve onun için bizim Kur'an-ı Kerimlerde bir sayı fazladır. Her neyse 17 ve 18. ayetlerde Allah-u Teala şöyle diyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve iz kallahu ya İsa ibn Meryem anta kulta linnasi ittakhizuni ve ummi ilahen min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. إن كنت قلته فقد علمته طالما ما في نفسي ولا عالم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هني الله تعالى dedi ki ey Meryem'in oğlu İsa sen mi insanlara beni ve benim anamı Allah dışında iki ilah olarak tanıyın sen mi bu inancı verdin Hristiyanlara insanlara sen mi bunu öğrettin diye sordu Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam cevap verdi Kâle subhâneke ya Rabbi sen her eksiklikten uzaksın مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ Hak olmayan bir inancı insanlara anlatmak bu bana düşmezdi. Ben niye öyle batıl bir inancı onlara söyleyeyim ki? اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Eğer ben bunu söylemiş olsaydım sen mutlaka onu bilirdin. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكْ Sen benim kalbimde var olanları sen bilirsin. Ama ben senin kalbindekilerini ben bilemem. İnneke anta allamul guyub. Şüphesiz ey benim Rabbim sen bütün gaybları en iyi şekilde bilen ancak sensin. Ondan sonra diyor ki ma kultalhum illa ma amartani bihi. Enebudullaha rabbi ve rabbakum. Ben onlara sen bana her ne emrettiysen ben yalnız onu onlara söyledim, onlara anlattım. Ve dedim ki Allah'a ibadet edin. O benim de Rabbimdir ve sizin de Rabbinizdir. Ancak Allah'a ibadet edin. Onu ilah olarak kabul edin. Ve kuntu aleyhim şehidem ma duntu fihim. Ve ben onların arasında kaldığım müddetçe ben onlar üzerinde gözetleyiciydim. Ben onları gözetliyordum. Onlar kesinlikle üç tanrı inancına o zaman sahip değil idiler. Ben tevhid inancını verdim onlara. Ve dedim ki Allah birdir, ibadete layık olan yalnız Allah'tır. Benim de sizin de Rabbiniz odur. Onun için Allah'a ibadet edin dedim. O zaman onlar tek Allah'a ibadet ediyorlardı. Ben onların içinde yaşıyor iken. Ve ben bunu gördüm. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Ancak sen bana vefat ettikten sonra artık ben değildim onların bekçisi. Artık ondan sonra da onların bekçisi, gözetleyicisi sen idin. Ve anta ala kulli şeyin şehid. Şüphesiz sen her şey üzerinde şehidsin, her şeyi görüyorsun. Şimdi bu ayeti kerimede açıktır. Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki teveffiden önce ben onların üzerinde gözetleyiciydim ve onlara tevhid inancını verdim ben. Tek Allah'a ibadet edin dedim. Ve onları gözetledim. Yani benim hayatımda onlar üç tanrı inancına sahip değil idiler. Tek Allah'a inanıyorlardı. Ondan sonra sen teveffi yaptın.
Yani bana vefat verdin. Fakat her ne manaya girerse girsin, teveffiden önce ben onların içindeydim, onlar tek Allah'a inanıyorlardı. Teveffiden sonra artık ben onların arasında değildim. Ve ondan sonrasını ben bilmem, ondan sonra ya Rabbi sen bilirsin. Çünkü sen daima her şeyi bilen sensin. Şimdi bundan 2-2-4 gibi kesinlikle anlaşılıyor ki teveffi vefat demektir. Ya Rabbi vefattan önce ben onların arasındaydım ve o zaman onlara tevhid inancını verdim ve onlar tevhid inancını besliyorlardı, ona inanıyorlardı. Fakat ondan sonra sen teveffi yaptın beni, yani sen bana vefat verdin. Vefattan sonra artık sensin, sen idin, ben değildim. Çünkü vefattan sonra ben artık onlardan ayrıldım. Maide suresinin 117 ve 118. ayet. Maide suresinin 117. ve 118. ayet. Şimdi eğer Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam gökyüzünde olsaydı, faraza yaşıyor olsaydı ve tekrar inecek ise o zaman şöyle demesi lazım. Ya Rabbi ben onlar içindeyken onlara tevhid inancını verdim. Ondan sonra sen beni gökyüzüne götürdün. Ve o zaman ben bilmiyorum neye inandıklarını. Allah'a mı inanıyorlardı? Üç Tanrı'ya mı inanıyorlardı? Ben kesinlikle bilemem. Fakat tekrar sen beni onların arasına indirdiğin zaman gördüm ki onlar üç Tanrı inancını benimsemişlerdi. Ve o zaman ben onlarla cihad yaptım. Onlarla ben mücadele yaptım. Onları doğru yola getirmeye çalıştım. Ve inançlarının batıl olduğunu kendilerine söyledim. Ve ondan sonra da sen bana vefat verdin. Böyle demesi lazım. Fakat İsa aleyhisselam bütün hayatını ikiye bölüyor. Teveffiden önce ve teveffiden sonra. Teveffiden önce diyor ben onlar arasındaydım ve onlara tevhid inancını öğrettim. Yani ve vefatından önceki zamanı açıklıyor ve vefatından sonraki. Tabii kesinlikle buradaki teveffi kelimesi vefat vermek manasındadır. Ve bunun birçok örneği hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerde, Arapça sözlüğünde, dil bilgisinde de kesinlikle bunun manaları vardır. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي sen bana vefat edince ben tekrar artık gökyüzüne gittim ondan sonra sen beni indirdin demiyor. Evet. Vefattan önce ben onları gözetledim. O zaman tevhide inanıyorlardı. Ve sen beni teveffi yaptırdıktan sonra, yani sen bana vefat verdikten sonra artık ben onları göremedim. Neye inandıklarından da benim haberim yok. Ondan sonra da sen her şey üzerinde gözetleyicisin. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam kesinlikle vefat etmiştir. Çünkü vefat etmemiş olsaydı faraza söylediğim gibi o zaman hayatını ikiye değil üçe bölmesi lazımdı. Bir, teveffiden önce bu dünyadayken insanlara tevhid inancını öğretti. Ondan sonra Allah-u Teala teveffi ettirdi ve onu gökyüzüne kaldırdı haşa. Ve o zaman demesi lazım ya Rabbi sen beni gökyüzüne kaldırdın ve o zaman neye inandıklarından benim haberim yok. Ondan sonra sen tekrar beni indirdiğin zaman gördüm ki onlar tevhid inancından uzaklaşmışlardı. Ve o zaman ben onlarla uğraştım ve onlara tevhid inancını öğretmeye çalıştım. Ve ondan sonra da sen son olarak sen bana vefat verdin. Üçe bölmesi lazım ama kesinlikle ikiye bölüyor. Birisi teveffiden önce ve birisi teveffiden sonra. Peki bu kadar net ayetlere rağmen o zaman niye bazıları mı desem, birçokları mı desem, niye bu ref kelimesine takılıp da onu kendi yanına göğe yükseltti diye? Şimdi o maalesef ref kelimesi bu ayet-i kerimede yoktur ama başka ayetlerde var. Bakın önce teveffi kelimesi üzerinde duralım. Sahih Buhari'de bir hadis var. Hadis ben size okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Abbasin radiyallahu anhuma kala. Khataba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekala ya eyyuhan nasu yuca'u bi rijalin min ummati feyukhazu bihim zata'ş şimal. Fa'kulu ya Rabbi usayhabi feyuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Fa'kulu kama qala al-abdus salihu wa kuntu alehim shahidan ma dumtu fihim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhuma, her ikisi baba oğul, ikisi eshablardandır. Allah-u Teala ikisinden razı olsun. Diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe verdi. Hutbe okudu ve dedi ki ey insanlar, kıyamet gününde benim ümmetin bazı kimseleri getirilecek ve onları sol taraftaki insanların içine atılacaklardır. Yani cehenneme girecek insanların arasına onlar atılacaklar. Ben diyeceğim ya Rabbi, bu benim çok sevgili dostlarımdır. Sen niye onları cehenneme atıyorsun? O zaman Allah-u Teala diyecek ki ey Muhammed, sen bilmezsin. Senin vefatından sonra bunlar hangi inançları ortaya attılar ve neleri uydurdular. O zaman diyor ben de Hazreti İsa Aleyhisselam gibi diyeceğim. Ve kuntu aleyhim şehidem madumtu fihim. Ey Rabbi, ben bunların içinde kaldığım müddetçe ben bunları görüyordum. Ve o zaman tek Allah'a inanıyorlardı. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Sen beni teveffi ettirdikten sonra, yani bana vefat ettikten sonra sen bilirsin, sen gözetleyicisin, ben bilmem. Bu hadisten de anlaşıldığı gibi teveffi kelimesi vefat etmek demektir. Ve kesinlikle onun başka bir anlamı yoktur. Ve aynı şekilde birçok tefsirde, mesela Muhyiddin İbni Arabi tefsirinde فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اَفْنَيْتَنِي بِالْكُلِّيَةِ Sen beni teveffi ettirdin, yani beni öldürdün, beni fena ettin, yok ettin manasındadır diye tercüme yapmıştır. Teveffi kelimesini sadece Ahmediye cemaati vefat anlamında kullanıyor demeleri asılsız. Çünkü biraz önce İbn Arabi'de yanılmıyorsam ondan örnek verdiniz. Daha önce diğer İslam büyüklerinden ve birçok örnekleri var bunların zannedersem. Tabii. Kelimesini bundan sonraki oturum için bırakalım. Çünkü zannederim bizim programımız sona yaklaşıyor. Fakat şunu belirtmekte fayda vardır. Bir tek bu ayet فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي sözlükte teveffi kelimesi, vefat ve teveffi aynıdır. Vefat isimdir ve teveffi babe tefeulden bu bir fiildir. Bir Türkçede zannederim nesne derler, özne ve nesne derler ve aradaki mesela filan adam gitti ve gidecek. Aynı şekilde teveffi o manaya giriyor. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Rabbi, sen bana vefat ettirdin. Vefat ettirmeden önce ben kendi insanlarım arasındaydım ve onlara tevhid inancını öğretiyordum. Teveffiden sonra ben artık onlardan ayrıldım ve ondan sonra da sen bilirsin ya Rabbi. Ve bu da tabii ki ikinci bir manaya giremez. Kesinlikle bunun bir tek manası vardır. O da Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmiş olmasıdır. Çünkü eğer vefat etmediyse, gökyüzünde ise faraza, o zaman bu cevap yeterli değil. O zaman demesi lazım ya Rabbi, teveffiden önce ben oradaydım, onlar tevhide inanıyorlardı, ondan sonra sen beni teveffi ettirdin, yani gökyüzüne götürdün, ondan sonra da ben bilmem. Fakat tekrar uzun zaman sonra ben onların arasına sen beni indirdiğin zaman onları gördüm. O zaman gördüm ki onlar üç tanrı inancını benimsemişlerdi ve o zaman ben onlara nasihatlerde bulundum, onları uyardım, onlara asıl gerçeği söyledim. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam ondan kesinlikle bahsetmiyor. Allah razı olsun hocam. Programımızın sonuna geldik ama bu konuyu kaldığımız yerden inşallah diğer bir programda devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sizlerden de Allah razı olsun dinlediniz bizleri ve bir başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.